Köpek yetiştirmek ve eğitmek çoğu zaman eğlencelidir. Çok nazik hayvan olabiliyorlar. Tabii bazen bazı köpekler çok sinir bozucu olabilir. Gece ve gündüz demeden sürekli havlarlar. Peki özellikle gece sürekli havladıklarında aslında dua ettiklerini biliyor muydunuz? Eğer bunu gerçekten ne kadar içten dua ettiklerini bilseydiniz inanılmaz derecede hayrete düşerdiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bildirimleri açık tutarak bu tarz videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. İyi seyirler. Köpekler gece vakti ve ezan okunduğu vakit havlamasının sebebi bizim gözle görmediğimiz iblis ve şeytanlardan korkup Allah'a sığınmak için yaptıkları yalvarışlardır. Bunu neden yaptıklarını ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Eğer gece vakti köpeklerin havladıklarını ve eşeklerin anırdığını duyduğunuz vakit besmele getirin ve kovulmuş şeytandan Allah'a sığının ki Allah'ın duası ve selameti üzerinize olsun. Ayet-i kerimde ise ey Ademoğulları, şeytanlar ve iblisler Allah'ın adının zikredildiği yerden kaçtıkları bildirilir. Ebu Hüreyre'den rivayet edilen başka bir hadiste ise Allah ondan razı olsun. Her kim namazını sessiz sedasız kılarsa şeytan ona musallat olup yenilenmesini sağlamaya çalışır. Namaz kılarken hafifçe de olsa ses çıksın ki şeytanlar bu sesleri duydukları vakit oradan uzaklaşırlar. Köpeklerde bu havlama tekniğinin şeytan ve iblisleri kendilerinden uzak tutmak için yapıyorlar. Eğer gece havlayan köpek görürseniz biliniz ki orada şeytan ve cinler vardır. Ve hemen Allah'tan dua dileğiniz, özellikle Nas suresini okuyabilirsiniz. Sahih-i Müslim'de birçok hayvan ve yaratığının temsil şablonları içermektedir. Rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz kara köpeklerin şeytanı anımsattığını ifade etmiş, yani siyah köpeklerin cinleri ve şeytanları temsil ettiğini rivayetinde belirtmiştir. Siyah köpeklerin karamsar bir şekilde anımsattığı için böyle bir kanıya varmak elbet bir hikmet içerir. Bizim için asıl olan bu hayvanların bu tür durumda çılgınca tepki verdiklerini görünce orada şeytan ve iblislerin olduğunu fark etmek ve hemen uzaklaşıp dua etmemiz gerektiği bilincine varmamızdır. Allah'a şükürler olsun ki dinimiz bizi bu konuda uyarıyor. Şeytan ve cinlere karşı nasıl bir önlem almamız gerektiğini belirterek öncelikle Allah'ın kitabına başvurup ardından bu tür konulara hakim ilim sahiplerine danışmanımız en kabul gören seçenek diyebiliriz. Böylelikle Yüce Allah'ın övüldüğü yerlerde şeytan ve iblislerin durmadığını, Allah'ın övgüsünden uzak durduğunu ve sadece bu şeytanların insanlara değil, hayvan, bitki ve cansız nesnelere dahi etki yaptıklarını ve bunun için Allah'ın övgüsü yeryüzünde tamamen rahmet oluşunu bize tekrar tekrar düşündürüyor ve şükrettiriyor. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Bu videoları izlemenizi tavsiye ederiz. İyi günler.